Merhabalar ruh dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir özür dileyerek açmak istiyorum bu videomu. Çünkü bugün salı ve ben bugün çekiyorum ancak sizin haftalık enerjinizi. Çünkü gerçekten iki gündür acayip bir şekilde bel fıtığı zannettiğim bir ağrım oldu. Meğersem böbrekmiş. Biraz böyle kendimi üşütmüştüm. Ee, çok temizlikler yapmıştım çünkü babacığımın yedisiydi yani ölüm yıl dönümüydü o yüzden evde biraz böyle banyo dur mutfakta böyle temizlikler yaptığım için e, ayaklarımda çıplaktı tabii ki böyle bilirsiniz böyle hattır hattır biz e, toz ruhları ya da kireç sökücülerle uğraşırız ya böyle bayağı bir ayaklarım buz kesmişti bu geçen hafta olan bir şeydi ve hava çok soğuktu şu an tabii hava iyi ve ben gerçekten de üşütmüşüm. 3 gün sonra tutuldu belim zannettim. Meğersem öyle değilmiş. Bir böbrek ağrısıyla müzdarip oldum. 2 gün iki kat çok sancı çektim. Hani gülüyorum öyle Instagram'da <gülüyor> diye falan. Saat 3'te tam da Bursa'nın taşbaranı vardır böyle. Orada işte gecenin serum yemiştim, iğneler vurulmuştum, dönüyorduk ve onun önünde durmuştuk. Ben de o kalabalığı gecenin üç sahurda yani o kalabalığı çekmek için böyle gülümsüyorum ama aslında e, böbrek ağrısı çekip acile gittiğim bir geceydi. Yani e, gülüp söylüyoruz ama gerçekten bazen böyle bir rahatsızlık geçirdiğimde oldu yani oluyor da insanız çünkü. Ee, tabii ki kendim bunu yaptım. Sessiz olun, sakın sakın yazın bile. Çünkü bakın, şöyle bir şey. Daha önce hiç böbrek iptal, 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 ağrım falan yoktu. Yine de olmayacak inşallah. Ee, şöyle bir şey, şimdi böbreklerimiz en çabuk e, etkilenen organ üşütmelerden. Böbrek ve ciğerler, yumuşakçalar yani, çabuk etkileniyor. Bunu da öğrenmiş bulundum. Artık bir daha dikkat edin, sizde olur mu? Ayaklarınıza en azından bir çizme giymemiz lazım, kaymayan ya da en azından bir şeyler yapmamız lazım. Çünkü gerçekten çok rahatsızlandım. Ee, yani iki tane doğum yaptım, sanki doğum sancısı gibi. Sadece iltihaptan bu böyle oldu. Şimdi antibiyotikler şunlar bunlar. Biraz kafam Leyla gibi. Diğer kanala gün gün burç burç yükledim. Bu kanala da şimdi anca vakit bulabildim. Çünkü dün gerçekten kafam hiç yerinde değildi. Sizlere öpüyorum. Böylelikle ben ve benim gibi böyle e, veya daha fazla rahatsızlıkları olan kardeşlerimize, ablalarımıza, abilerimize çok geçmiş olsun diliyorum. Ve hemen başlıyorum. Buralarda bir yerde abone ol tuşu var, zil tuşu var. Hadi bu kanalda olsun bir 50 bin, 60 bin, 70 bin, 100 binler ve arkadaşlar hak ediyoruz değil mi? Yani çalışıyoruz. Fakat güzel bir yorum aldım. Şimdi hatırlamıyorum o beni sıkı takip eden bir takipçim. Kendisine çok teşekkür ediyorum farkına varmış. Haftada bir bu kanala neden atıyorsunuz? Daha fazla atın. Aslında bu kanala haftada bir atıyorum doğru daha önem vereceğim. Aslında aylık da atıyorum. Bakın Nisan ayı 4-3 video yapıyorum. 3'e bölüyorum yani 4 8 12 burcu. Burç burçta bakıyorum kahve falalarınıza. Lütfen Nisan ayını izleyiniz. Aşağıya bırakacağım linklerini henüz Nisan bitmedi. Hatta Nisan'ın başındayız. Ayrıyeten 11-17 haftasını şimdi anlatacağız. Çünkü güzel enerjiler var. Şanslı bir hafta bunu söylemek zorundayım. Ve efendim özel istiyorum, özel danışmanlık istiyorum derseniz de WhatsApp numaram bu videonun altında bulunmakta. Onun sonrasında e, tabii ki Neslihan Şirin Kuşlar çok önemli güzel tarot kartlarımızdan da isterseniz efendim yine aynı WhatsApp numarasına yazabilirsiniz. TikTok hesabım Neslan Serine Instagram hesabım Neslan Serine. Hepsi hepsi bu aşağıya açıklamalar kısmına bırakıyorum. Çok önemli ritüelleri de açıklamalar kısmına yazıyorum bir göz atınız. Çünkü bu hafta ritüeller haftası. Terazi burcumuzda bir dolunay var. Dolunay haftasındayız. Bunun da yine videosunu çektim. E, ve efendim yine terazi burcumuzda dolunayın yanı sıra e, bugün Jüpiter ve Neptün kavuşumu var. Çok çok şanslı balıkta. Yine Jüpiter Neptün kavuşumunu balıkta anlattım diğer kanalda ve efendim lütfen onu da seçiniz. Ee, Jüpiter Neptün kavuşumu adına şimdi e, burada çekiyoruz ama bir dilek tut yapabilirim bu kanalda. Şans için bir dilek tut. Çünkü Jüpiter'de de balık burcunda transitte ve iki rüya gezegenin buluşması Jüpiter ve Neptün. Lütfen Neslihan şirin ritüeller, bakın mum ritüelim, dualar, her şey yoga, her şey yapabilirsiniz. Yani gerçekten gezegenler insanoğlu için dizelenmiş vaziyette. Evet şimdi kalem mi, gözlük mü? Seçin bakalım. Önce seç, siz onu seçe durun. Ben de kartlarımı karıştırıp açayım. Sizler için nazarlar değmesin diye bakar mısınız şuraya? Mavi boncuklu tarot kartları aldım. Bunlar da çok güzeller. Evet şöyle alalım, şöyle koyalım zaten daha önce karıştırmıştım. Önce kalemcileri bir açalım bakalım. Ters e, açmayayım kartları. Evet. Ve efendim bu arada hemen bakıyoruz. Hemen bakıyoruz. Hemen bakıyoruz. Melek kartlarımızdan da çekiyoruz. Bu arada ben de düşünüyorum acaba neler dilesem, neler yapsam her daim kurtarma operasyonu onun da sonrası, onun da sonrası şeklinde yani çıktı. Olumsuz çıktı değil mi? Onun da sonrası, onun da sonrası şeklinde çıkabiliyor. Size evrenin mesajları müthiş müthiş gelebiliyor. Haydi bakalım. Hemen seçime başlıyoruz. Seçime hemen başlıyoruz. ben seçtim. Bütünün hayran olması dileğiyle, olumsuzlara evrene postaladık, asla gelmemesi dileğiyle ve gelmiyor, bize şans, zenginlik, para, sağlık, huzur akıyor. Güzel, küçücük, bir minnak bir geçmiş yaşam şifası yaptık ve hemen bakıyoruz şimdi. Toptan şöyle kararlaştırıyoruz. Şimdi sizin bakış açınızda çok güzellik var. Bir aşk var sanki kalemi seçenler, yazıyı seçenler, kalbine yazı yazanlar böyle bir daha silinmemek üzere biraz böyle evet çok güzel bir e, enerji çıktı biraz hafta sonuna doğru bunalım darlık. Bakın bu hastalıktır. Ben haftalık inanın kendi yay burcuna bile baktım. Bu böbrek rahatsızlığımın hastalığımın şey emaresi verilmiş işte. <laughs> Hafiften hiç aklınızda olmayacak şekilde yani. Genel vücut sağlığınızda yani bir şey olabilir. Böyle kırgın hissedebilirsiniz. Zıvır zıvır Allah korusun hani böbrek möbrek olmasın da. Yani ufak tefek bir şeyler gibi hissedebilirsiniz. Ve çok güzel hafta başından beri yani şu andan itibaren itibaren öteki haftanın pazartesine kadar bakıyorum. Dikkatinizi çekerim. Çok güzel olumlu, doyumlu haberler aşkta, işte ondan sonra müthiş haberler size akıyor. Ve bunun yanı sıra aşıklar kartı bir şeye gönülden evet dediğinizi, bu dolunayda bir tamamlanış yaşayacağınızı ve 7 evde anlaşmalar, sözleşmeler evi, böyle bir tamamlanış yaşayacağınızı anlatıyor tamamıyla ve burada diyor ki bir aşk gelebilir ya da aşk gözüyle bakıyorsan bu da sana güzellikler getirebilir ve burada da tılsımların beşlisi çıktı evet bir şeyleri zorla götürüyorsun bu önemli bir şey mi nedir bu bunalımı onun da sonrasını atlatabilecek miyiz öbür haftaya bile giriyoruz bakın ateşli olmayın acele etmeyin atlatacaksınız bu bir hastalık da olabilir hafiften veya işte şey olabilir mesela maddi manevi sıkıntı olabilir fakat ateşli olma acele etme güzel asla yani koç enerjisi ateş enerjisi ile birlikte bir güzellikler geliyor melek kartına bakıyoruz met cezir neyi anlatıyor biliyor musunuz met cezir size söyleyeyim Dolunay'ı anlatıyor. Suların yükselmesi, suların inmesi gibi hayat dalgalı denizler gibidir efendim. Tabii ki hep kötü. Hep iyi olmaz. Biraz olumlu, biraz olumsuz şeklinde böyle gideriz. Ama şunu bilin ki hep bunalım olmaz. Hayat size şanslar da verir. İşte bugün o şanslardan biri, bu hafta o şanslardan güzel bir demet hafta yani böyle çok güzel önümüzde bir daha Önümüzdeki pazara kadar bakın sağlığı çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar 6 günümüz var. Bir tek pazartesiyi kaçırdık kaçırdık ama onun da enerjisi zaten muhtemelen bu çıkan gibi geçmiştir. Nefes çıktı nefese dikkat edin. Sağlık bir nefes sıhhat sağlık nefes egzersizleri yap. Daralma yaşadığında gerekirse bir uzmana başvur ve bir nefes bakın. Bir e, nefes sıhhat dünyalara bedeldir. Niye söyleyemedim? Bir nefes sıhhat dünyalara bedeldir. Bunu Kanuni Sultan Süleyman söylemiş galiba bir padişah söylemiş. E, yalanım olmasın. Aşağıya doğrusunu yazın. Ya Kanuni Sultan Süleyman ya da farklı bir padişahımız söylemiş olabilir ve olumlamaya geldik. Sağlık ve huzur hayat felsefem. Ben varsam diğer insanlar var. Ben çok değerliyim. Nefes alıp verdiğime şükrediyorum. Şükürler olsun ya Rabbim. Evet. ve hayatıma pozitif enerjileri çekiyorum. Hayatıma pozitif enerjileri çekiyorum. Hayatıma pozitif enerjileri çekiyorum. Bu da bana sağlık, aşk, huzur evet. ve mutluluk getiriyor. Aşk getiriyor, zenginlik getiriyor, getiriyor, getiriyor. Mucizeler bize akıyor. Haydi bakalım. Zaten hiçbir şey kalmamış arkadaşlar. Tepe gibi yığmışsınız. Bu çok güzel bir şey. Şimdi terazi adaletin dengesi. Hemen terazi çıkmış. Şöyle çıkmış çok ilginç. İki tane e, dara, dara değil. E, dara derler. Terazinin ve e, ortasında kuğu çıkmış. Çok güzel bir şey çıkmış. Bu güzel haberler demektir. Yani te, e, yasalarla ilgili zannedersem haber bekleyenlere bir müjdeler olsun geldi burada. Çünkü burada diyor ki bir yani güzel büyük bir serçe, e, kırlangıç gibi böyle tombiş artık. İster tombiş serçe deyin, ister böyle hani tombiş çıkmış. Çünkü uzun bir kuyruk. Bu sizin tepenize binmiş. Kafanızda çok güzel haberler var yasalarla ilgili. Şimdi burada iş anlaşmalarıyla ilgili ödüller, terfiler bunlarla ilgili çünkü sizin tepenize konmuş. Önünüz çok böyle karışık görüyorsunuz yani kapalı görüyorsunuz, alengirli görüyorsunuz. Böyle kargacık, burgacık çıkmış. T harfi, A harfi. Evet, P, P Pakistan'ın P'si. Ama gerçekten bir tüfek var, sesli gelen bir haberi gösteriyor. Zaten fincanın orası gayetten açık serbest rahat bir enerji var orada fakat şurada bir bakın yani önümüzdeki hafta sonuna kadar ee, bir böyle ev çıkmış hani içi iki tane ev çıkmış iki evde karışmış gibi yani ne, ne oluyor niye oluyor böyle yani ne oluyor haş harfi ha harfi çıkmış gayet üstü açık çok gözler var nazar var biriyle tokalaşıyorsunuz siz farkında değilsiniz ama tokalaştığınız insanın kafasında bir aşk var. Yani sizle ilgili böyle aşkla ilgili bir şeyler var. Ondan sonra ve burada e, x x güzel çarpı artı yani bir de f harfi gördüm. Bakın f harfi gördüm. E, x de çarpı artı parasal işlemlerinizi gösterebilir. Bu arada aa sepet çıktı. Ama nasıl sepet değil bu? Sepet değil bu. Kapadokya'nın balonları var ya böyle balon sepetine insanlar oturmuş. Bir yerlere mi gitmek istiyorsunuz? Kapadokya bölgesi güzeldir. Yani gerçekten ya da böyle mistik bir şeyler çıktı ya yurt dışı olayları da olabilir. Yani bu kadar da güzel bir şeyler var. Onun sonrasında hayatınızın güzel bir noktasındasınız aslında 7 rakamı çıkmış E çıkmış ya hep harfler hep insanlar anlaşmalar sözleşmeler gerçekten acele etmeyin kafanızdan dumanlar çıkıyor o kadar karışık şeyler çıkmış ki ya hayatınızı bir düzene sokmak adına bir şeyler yapacaksınız merak etmeyin hadi bakalım dilek tutunuz dilek tutunuz evet öyle donmuş ki iki tane dilek birden geldi Ho 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 Dileğiniz güzellerin de ötesinde oluşmakta. Evet. Bakın şimdi dökülsün bakalım. Gördünüz mü? Ben hiç sallamıyorum. Kendisi döküldü. bunu, bir, bunu da atalım. Bunu da atalım. Şimdi burada ağzını açmış bekleyen bir insan var, sizden bir fayda bekliyor, sizden bir umut bekliyor ya da siz bir umut bekliyorsunuz ama genellikle birilerine bir şeyler verin, ufacık da olsa sizin beklediğiniz her şey gerçekleşecek gibi. Sadece alma-verme dengesini güzel korun bu hafta. İki parça büyük bir enerji. Bakın bakın iki tane böyle oturmuş sanki buraya böyle yapışmışsınız İki tane büyük bir enerji var bir elmanın yarıları gibi buradan da geliyor dilek buradan da geliyor dilek gayet güzel biraz uzayabilir ama güzellikler var temiz gözyaşları var kurtuluş var size kurtuluş var bir şeyden kurtulacaksınız Evet ya da dilek ne dilediyseniz biraz vakti var burada oldu ev mal mülk neyse işte biraz daha vakti var ee, bir şey adak var galiba o adaklarınız yapılacak çünkü dileğiniz olacakmış çok güzel ya melek kanatları gibi bir de bakar mısınız şimdi başını önüne eğmiş bir derviş gibi bu nedir de nedir yani halenin ortasında Allah aşkına böyle şeyler görünce de diyorum ki sizin zaten dilekleriniz güzellikler şeklinde size geliyor şuraya koyayım bütün her tarafı batırdım Zaten güzellikler şeklinde sizlere akıştaymış. Geliyormuş merak etmeyin. Güzelleri aldık. Kabul ettik deyin sevgili kalemi seçenler. Evet hemen aldık önümüze. Kalemi seçenlere güzel müthişler dolusu bir hafta sonu ve hafta diliyoruz. Müthişler dolusu derken mucizeler dolusu demek istedim. Şimdi geldik gözlüğü seçenler buradalar mı? Bakın Yurt dışı işleri bir kere burada bir kahve fincanının dışında ani konuşamıyorum. Kahve fincanının dışında bir hareketlenme var. Yurt dışı işlerini de gösteriyor efendim bu. Aa. 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 Şöyle alabilir miyiz bunu? Şimdi bir şeyler gecikmiş gibi. Bir şeyler Sizce tabii ki böyle aslında evrence öyle değil. Bir evrence diye bir dil var bu evrenin dili var. Sizce çok şey gecikmiş olabilir ama aslında hiçbir şey gecikmedi. Her şey olası vakitte oluyor. Geciktiren varsa da o da biz kendimiziz değil mi? Yani burada diyor ki tıkanıklık, hastalık ya da çıkmaz sokaklara girdiğinde işte sana çok güzel bir e Kart aslında bu. Çıkmaz sokaklara girdiğinde olasılıkları tekrar gözden geçir. Kriz kartı güzel midir? İlk defa herhalde ben buna güzel dedim. Çünkü olasılıkları gözden geçir. E tıkanmışsın. Şimdi çıkacak yol yok. Bak asılık almışsın böyle ağaçta. Yani bir sütun gibi bir şeyde. Ayakların, kolların, başın acayip şekilde ağarmakta. Vücudun Dökülmekte. <laughs> Böyle bu hareketi çok seviyorum nedense. Evet yaptığım tek spor hareketi bu zaten. Evet şimdi konumuza dönelim. Ve bu arada bakar mısınız güzel teklifler dolusu teklifler var ama görene görene bilene yani bana kalkıp da böyle bir toprakların güvenilir teklifine abla iş teklif gelmedi bana bu hafta illa aşk teklifinden bahsetmiyorum yani bu şey teklifi de olabilir bir arkadaşın der ki gel, gel kardeşim Oturalım şurada bir çay içelim. E sen gitmezsen bu sefer bu da bir tekliftir bakın minimum seviyede. Çünkü senin gitmen lazım, senin ortama açılman lazım, senin bir şeyleri görmen lazım. Orada belki şifalanacaksın, iki böcek bir çiçek göreceksin ve gitmen gerekiyor. Yani nerede hareket orada bereket var. E, hareketsiz bir şekilde evde bile dursanız gerçekten Hani böyle dalmayın, gitmeyin sosyal medyada da tabii ki vakit geçireceksiniz. Belki sosyal medya işi yapıyorsunuz ama dalıp gitmeyin. Biraz böyle bakın, işte bakın böyle bu kardeşi ben yanıma aldım. Boşuna almadım bunu yanıma. Saksı burada dursun diye almadım. Ateşi boşuna almadım. Her elementten yanımda bir şeyler olsun. Bu kendisi çok su istemeyen kaktüs cinsi olduğu için sütlü kaktüs böyle etli inşallah büyüyecek ablası büyüyecek güzel olacak <laughs> ve e, gerçekten böyle çiçekle böcekle dünya ile iletişiminizi kesmeyin diyor bu kart teklifi gör diyor bak kesersen şöyle bir kriz anına girersin çünkü dünyalar dünyalar üstüne dünyalar mucizeler sizlerin üstüne gibi bir şeyler olacak burada sen hayatının mucizesini yaşayabilirsin bu hafta hatta pazartesi ne kadar önümüzdeki bunu lütfen cumartesi pazar da buna dahil izliyorsunuz bırakıyorsunuz bakalım ne demişim ne demişim çünkü buradaki e, üç gün olmadıysa belki o son gün o gerçekleşecek olacak sonra da bırakıyorsunuz işin peşini hiç bırakmayın gerçekten bu evrende çok ayık olmalıyız ha dalıyoruz gidiyoruz yalan değil uykuya yenik düşüyoruz yani ömrümüzün yarısını uykuda geçiriyoruz aslında uyanık olmalıyız bakın burada karma tamamlanıyor güzeller geliyor hadi şöyle güzel bir poz verelim Evet. Bu pozda kapak yapalım inşallah. Ve karmanın yanması, güzellerin gelmesi, eksik olanın tamamlanması. Yani geçmişte yaptığın öyle bir güç, aslan, kaplan, boğa, geçmişte yapılan ya da atalardan gelen bir şeylerin artık tamamlanması, sana yol vermesi. Bitti bu. Yani tabii ki karma bitmez ama güzel bir şey yol veriyor, açılıyor. Artık ondan imtihan olmayacaksın anlamında bir Kart sana veriyor. Ve böylelikle güzeller geliyor. Aldınız kabul ettiniz sevgili gözlüğü seçenler. Ve burada. Aa işte bakın yahu. Nimetler ay böyle ikisiyle vereceğim poz. Biri yetmedi. Çok güzel. Siz de gülüyorsunuzdur şimdi bu ne pozu veriyor. Ee, ben buraları alıyorum, kapak resmi yapıyorum. Şimdi nimetler nimetler üstüne nimetler gözlüğü seçenlere gelsin. Herkese gelsin ama özellikle bugün gözlüğü seçtiniz. Tabii ki diğer kartta da bakın sakın üzülmeyin kalemi seçenler sizde de tarotun en multi şahane bir kartı çıktı. Evet demekle ilahi bir yardıma da kavuşuyorsunuz. Fakat bu kartta gök kuşağı şeklinde bir sürü nimetler, bir sürü renkler, bir sürü bir sürü bolluk bolluk, şans sizden yana olacakmış. Bu bir nimetmiş yani. Elinizde de bir şey varmış. Elinizde de olan bir şeyin nimetini bilin diyor. Denge, denge kartı yine teraziyi de anlattığı için bu dolunayda tamamlanacak olan bir nimetler var. Hemen okuyalım efendim. Denge kartı dengede kalmak için kendine vakit ayır, objektif bak kendine, bir bakış açısı değil sonsuz olasılık var. Kuş bakışı bak kendine, yeni bakış açıları kazan kararsızlık da hayatını bloke ediyor. Terazi nedense değişken burç olmamasına rağmen çok böyle kararsız bir burç olduğu için bu terazinin denge kartı çıktı ve. Dolunay haftasında özellikle söyle Neslihan diyor. Yani de Dolunay haftasında gözlüğü seçenler bir tamamlanış yaşıyorlar. Olumlaman gelmiş bulunmakta. Hayatımın her alanında sağlıklıyım, huzurluyum, dengeliyim, sağduyuluyum. Sağlık, sağlık, sağlık. En büyük nimet sağlık diyor. En büyük nimet sağlık. En büyük nimet. Sağlığın olduğu süre içinde aşk, para, huzur. Hepsi zaten geliyor. Ama sağlığın bozuk olduğunda, çok fazla para da olsa çok neye yarıyor? Yani çok fazla para sağlık konusunda bazı şeylerde Allah korusun iptal 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 kesiyorum atıyorum. Para bile geçmiyor biliyorsunuz. Hadi bakalım. Bakalım şimdi şöyle. Evet burada siz gidiş dönüşlü bir uzak yol yurt dışı yolculuğu yani gidiyorsunuz dönüyorsunuz yine vatana. Böyle bir giriş e, gidiş gelmeli gitmeli. Çok güzel bir kocaman bir arazi bir arsa. Temiz böyle yani inanın sürülmüş gibi. Yani böyle ufuk ufukta e, hektarlarca gibi. Bu sizin hayaliniz olabilir. Mal miras olabilir. Çok güzel U harfi, M harfi, V, V, Van'ın V'si, I, I, L olabilir. E, harfler harfler şöyle dizelenmiş. A A harfi de var İyi dedim zaten e, A V diye bir şey çıkmış yani büyük kanadını açmış bir melek böyle yandan durmuş bu bir melek enerjisi melek enerjisiyle çalışın e, bir kabuklu böcek hani böyle e, sümüklü böcek gibi kabuğu bu evle alakalı bir şey evle alakalı ev alma satma gibi bir şey bakın melek sizin böyle biraz konuşanlar var dedikodular yapanlar var siz bir işe güce başlıyor olabilirsiniz lütfen cesaretli olun şöyle melek kanadı altında sanki bütün o konuşanlar yani geçmişte kalmış aslında geçmiş geçmişe bakmayın anlamında da olabilir bir melek yardımı almışsınız zaten Zaten almışsınız, kurtulmuşsunuz. Bakın çok kötü şeyler de olabilirmiş. Almışsınız çok şükür değil. Şükür enerjisine geçin. Sevgili gözlüğü seçenler. Aa, burada bir şimdi yüzük mü desem? Ben bir yüzük olarak gördüm. Ve dünya mı desem? Yani böyle çok güzel bir şeyler var burada gerçekten. Bakın göstereyim. Dipte evet bir halka böyle çıkıverdi. Ama burada yine bir dünyayı da anlatıyor, bir sonsuzluğu anlatıyor sanki bu. Ee, büyük bir şeyler yapacaksınız yani büyük büyük anlamında, sonsuzluk anlamında, evet genişleme anlamında harikulade bir şeyler var burada bir su damlası gibi tertemiz berrak bir hayat bunu lütfen görün kargacık burgacık bazı işleriniz var evet alengirli yine size de söyleyeyim yurt dışı işleri bayraklar devletle ilgili işler adaletle ilgili işler bayrak çıktığı zaman çünkü devletle ilgili yasalardan tut askerlikten tut faturalardan tut bankalardan tut bayrak hepsini temsil eder. Her kurumun başında bir bayrak var biliyorsunuz. Devletle ilgili işleri söylüyor. Önünüz kapalı gibi görüyorsunuz. Biraz umutsuzluk hissettim ama bunca dünya kartı nimetlerden sonra inanın bana önünüz açılacak. Ben e, ee, sizde bu ışığı görüyorum gözlüğü seçenler bir şekilde en azından hayata tutunmak adına çünkü bak şöyle yapmışsınız yani kafanız tamam balon gibi şişmiş ama yine de böyle bir şeylere tutuluyorsunuz şöyle bir şeylere tutunmuşsunuz hala koltuğunuzun altında tutunacak bir şeyler var demektir bu bir fil var güç kartı Burada çıktı zaten ama burada fil var. Ben şimdi bunu da kart zannediyorum. Bazen konuşurken çünkü kartlara daha çok baktığım için fincandakini kart diyorum. Siz anlayın fincanda fil çıktı. Evet çok güzel dışarı doğru bir akım. Yurt dışına doğru bir gidiş de olabilir. 3 vakte kadar yalnız 3 rakam 33 ya da 3 rakamı çıkmış. Dilek tutun bakalım. Aa, sizde de aktı gitti. Neden bugün çift çift geliyor dilekler, çift 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 çift. çift. <laughs> evet, hızlıca akıyor. Evet, biraz çaba gerekti, biraz yardım gerekti ama hızlıca aktı. İki tane kapı açıldı hemen burada kapılara bakar mısınız ya? İki tane kapı açıldı. Hani hiç hala açılmıyor kafanız? hane içindeki sorunlarla da böyle kıymık açıldı yani az açıldı. Hane içindeki sorunlarla da kafanız kurcalanıyor ama böyle kurcalanmasın. Çünkü her şeyin bir çözümü var. İnsanları yönetemiyorsunuz belki ama sizin enerjiniz, iyi enerji, koşulsuz sevgide kalırsanız karşınızdaki insan, anla hane içindeki anlaşamadığınız insandan da iyi niyet görebilirsiniz. E, olmuyorsa da olmuyordur. Yani bunu söyleyeyim yeni olasılıklara başvurabilirsiniz. Ee, burada bir ayakkabı çıkmış haneye gelenler var. Evet. Siz bir iş yapacaksanız da herhalde yukarıda zarar görmeyeceksiniz. Kazançlı çıkacaksınız. Bir niyet ederseniz güzel ağaçlıklı, bolluklu bereketli bir yerler var. Ağaçlar çıkmış. Köklü ağaçlar. Evet. Ee, deminki derviş böyle Siyah cübbeli bir şey böyle aşağı doğruydu. Sizinki de var ya bembeyaz çıktı. Yani her ikisi de derviş aslında. Her ikisi de anlatır burada fincan. Evet burada bir sarmaş dolaşlık bir durum var. Belki bir arkadaşınızla sarmaş dolaş oluyorsunuz ya da bir aşk meşk yaşıyorsunuz. Böyle hayalinizde de olabilir birisiyle böyle yakın temas olmak istiyorsunuz. İnşallah diyelim çünkü hane dışında çıkmış bu. Yine bayrak çıkmış, ee, Ölü çok açık. Size el sallayanlar var. Sanki uğurlanıyorsunuz. Hani bir yolculuktan bahsediyorum ya. Bakın bu yurt dışı da olabilir, yurt içi de olabilir. Size el sallar, bay bay der. Sonra da sizi karşılarlar. Böyle kötü bir şey değil yani. Güzellikler çıkmış. Evet efendim. Şimdi. Sizleri seviyorum. Güzel bir hafta diliyorum. En kısa zamanda tabii ki bu kanala da bol bol atacağım. Sürpriz bir şeyler de atacağım ama bana söz verin izleyeceksiniz. Şimdi herkes beğeni yapsın, alma verme adına. Bir de yorum patlatsın ve güzel enerjilerle totemime katılsın. Hoşça kalın.